gir içeri. Gider de öğretmenim. Günaydın Esma. Geç bakalım yerine. Bugün çok heyecanlıyım. Karnemizi alacağız. Tabii ki karnenizi almadan önce son bir sınav yapacağım sizi. Son mu? Tamam, bu son artık. Hadi geç bakalım yerine. Öğretmenim, öğretmenim. Ne oldu bakalım Esma? Pelin gelmedi. Yine geç kaldı bu kız galiba. Evet, okulun son günü ama yine geç kaldı. Ay, olamaz. Ay, keşke hiç gelmese. Neyse. Ay, okulun son günü yine sınıfa geç kaldım. Acaba öğretmen bana kızar mı? Günaydın öğretmenim. Günaydın Penisu. Nerede kaldın kızım? Öğretmenim ya. Uyuyakaldım galiba. Nasıl uyursun? Bugün okulun son günü ve son yazılarınız olacağız. Ne? Yine mi yazılı olacağız ya? İnanmıyorum. Ne oldu Penisu? Öğretmenim, ben çalışmadım ki ama kesin kötü not alacağım. Sonra da karnem hep sıfır olacak. O benim sorunum değil Penisu. Çalışsaydın keşke. Geç bakalım yerine. Of ya. Esma, duydun mu? Öğretmen yine bizi yazılı yapacakmış. Tamam, ben her şeyi biliyorum. Sen biliyorsun ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Sıfır alacağım. Sonra da yaz tatilim berbat geçecek. Komik mi? Ya Penisu, bebek gibi ağlamayı bıraksana. Kendi aranızda konuşmayı bırakın çocuklar. Penisu, sen de ağlama kızım. Artık sınav saatiniz geldi. Al bakalım, bu kağıt senin. Al Esma'cığım, bu da senin kızım. Tamam. Hemen çözüyorsunuz, sürenizi başlatıyorum. Tamam. Sakın kopya çekmeyeceksiniz, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben de karnenizi hazırlayacağım şimdi. Öğretmenim ya, bu sorular çok zor ya. Ben bunları nasıl çözeceğim? Kızım, yıl sonu artık geldi. Sen bunları öğrenmiş olman lazım. Öğrenemedim galiba. Artık o benim sorunum değil. Çalışsaydın derslerine Pelinsu. Sürekli yaramazlık yaptın yıl boyunca. Hadi Esma, çöz bakalım kızım. Pelinsu ya, bakma ya. Bakmıyorum zaten ya. Öğretmen sorularımızı hep farklı farklı yazmış, kopya çekmeyelim diye. Evet. Gerçekten de çok zor bu sorular. Çıldıracağım ya. Saçlarımı başlarımı yolacağım şimdi. Esma da bana yordan gülüyor. Komik sanki. Ya Pesu, orada ağlıyorsun öyle. Şimdi senin yüzünden yanlış cevaplayacağım. Süreniz doldu çocuklar. Verin bakalım kağıtlarınızı. Ne oldu Esma? Öğretmenim, Penisu kağıtları karıştırdı. Kağıtlarımı karıştırdı. Ver bakalım kendi kağıdını. Penisu, seninkini ver bakalım kızım. Hayır, bu benim. Ya Esma, kendi kağıdını verir misin kızım bana? Hayır, bu benim değil öğretmenim. Gerçekten sorular bakın, bunlar benim değil. Bir dakika, burada Esma yazıyor işte üstünde kızım. Hayır, kendisi yazdı. Ama burada Esma yazıyor, bu senin sınav kağıdın. Bakın, burada da Penisu yazıyor. Ne oldu Esma? Yanlış ya. Karıştırdın mı yoksa Pelinsu? Hayır öğretmenim, hiçbir şey yapmadım ya. Benimkinin üstünde Pelinsu yazıyor. Esma'da da Esma yazıyor işte. Allah Allah. Galiba Esma hiç derslerine çalışmamış. Ağlamasana. Konuşmayın. Sınav kağıtlarınızı kontrol edeceğim. Esma'nın sınav kağıdı. Bu ne ya böyle? Hepsinde yanlış yapmış. 4 artı 4 9. 8 olması lazımdı. 7 artı 5 14. 10 artı 3 16 yapmış. 13 olması gerekiyordu. İnanmıyorum Esma sana. Bu da Pelinsu'nun. Pelinsu da hepsini doğru yapmış. Allah Allah. Niye bir kağıtlara bakarsın Pelinsu? Karıştırmadım ya. Sen sıfır aldın işte. Çocuklar, kendinizle konuşmayın. Yazılı kağıtlarınızı cevapladım, okudum. Pelinsu, aferin sana, 100 almışsın. Zaten biliyordum öğretmenim, ben çok çalışkanım. Esma, sen de 0 almışsın. Öğretmenim. Efendim. Bu ispatlayan bir soru var. Ben turuncu kalemle yazdım. Pelinsu ile kırmızı. O zaman bu kağıt Pelinsu'nun. Hayır öğretmenim ya. Karıştırıyor Esma.
Pelin Su, yine mi yaramazlık yaptın kızımsın? Okulun son günü de yapıyorsun bir şeyler ya. Ama öğretmenim ya. Şaka yapmıştım. Evet evet şaka yaptım. Ver bakalım o kağıdı. O zaman sana kocaman bir 0, Esma'ya da 100. Şimdi karnelerinizi hazırlıyorum. Annem bana çok kızacak. Pelin Su, tamam kızım ağlamayı bırak bakalım. Şimdi son sözlü sınavınıza geçiyoruz. Eğer bunlara doğru cevaplar verirseniz karnenize pekiler gelecek. Aa, yaşasın, son bir şansım oldu ne beni adam. Hadi hazır mısınız, sorular geliyor. Ama parmak kaldırarak cevap vereceksiniz. Tamam öğretmenim. Türkiye'nin başkenti. Öğretmenim ne olursanız bana söz hakkı verin. İlk önce Esma kaldırdı. Söyle bakalım Esma. Ankara. Aferin sana. Türkiye'nin başkenti Ankara'dı. Ne oldu ki? Ben de biliyordum zaten. İkinci soru geliyor. Atatürk'ün doğum ve ölüm yılı. Öğretmenim, ilk önce ben kaldırdım. Tamam, sıra Pelin Su'da. Pelin Su söyle bakalım. Atatürk'ün doğum yılı 1881, ölüm yılı da 1938. Ama Atatürk kalbimizde yaşıyor. Aferin sana Pelin Su. Üçüncü soruya geçiyoruz. İstanbul'u kim fethetti? Pelin Su parmağını kaldırdı ilk önce. Otur bakalım Esma. İstanbul'u tabii ki de Fatih Sultan Mehmet fethetti. Aferin sana Pelin Su. Şimdi diğer soruya geliyoruz. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? İlk önce Esma parmağını kaldırdı. Esma hadi söyle bakalım. İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Öğretmenim. Tabii ki de. Evet, dinliyoruz. Söylüyorum. Öğretmenim bilmiyor galiba. Ben söyleyeyim. Mehmet Hakim Ersoy. Ama sen neden söyledin? Esma söyleyecekti. Ay yine Esma'yı sinirletmeyi başardın. Son soruyu soruyorum. Atatürk hangi tarihte Samsun'a çıkmıştı? Ay ben zaten bilmiyorum ki ya. Niye haplayıp zıplayasın ki? Hadi söyle bakalım Esma. 19 Mayıs 1919. Aferin sana Esma. Bütün soruları da ikiniz çok güzel cevapladınız. Sözlü notlarınızı ikinize de 100 veriyorum. Ya Pelin Su indir kızım şu kitabı. Evet. Ama öğretmenim ben daha çok cevapladım. Bu haksızlık. Tamam karışma kızım. Şimdi karnenizi hazırlıyorum. Bugün okulun son günü Pelin'si, senden de kurtuluyorum. Ha tabii tabii ben de senden kurtuluyorum. Peki yaz tatilinde ne yapacaksın Esma? Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Denize gideceğim. Denize mi gideceksin? Ben de gelirim ki sizinle. Hayır gelemezsin. Görürsün bak annem denizini alacak, sizinle birlikte denize geleceğim. Çocuklar artık yıl sonuna geldik. Karneleriniz de hazır. Seninki üstte olan. Al bakalım Esma. Bu da Pelin Su'nun karnesi. Çok büyük dolu kalmışım. Ben kazandım. Galiba karnende hepsi de çok iyi Esma. Evet. Ama öğretmenim ya burada bir yanlışlık var ya. Bende hiç çok iyi falan yok. 2 var, 3 var. Annem bana çok kızacak. Ama Pelin Su sen de yıl boyunca hep yaramazlık yaptın kızım. Hiç derslerine çalışmadın. Ben ne diyeceğim şimdi anneme? Hemen eve gidip kendimi anneme göstermeliyim. Bütün derslerim çok iyi. Aferin sana Esma. Pelin Su sen de üzülme kızım. Birazdan anneni arayacağım söyleyeceğim. Yaz tatilinde de bol bol kitaplar oku. Derslerini tekrar et tamam mı? Tamam öğretmenim. Merak etme bir sonraki sene bence derslerin senin de Esma gibi çok iyi olacak. Tabii tabii çok iyi olacak. Ya üzülme dedim artık Pelin Su. Hadi bakalım toplanın. Okul bitti. Yaşasın. Ay acaba annem bana ne söyleyecek ya? Karnem de pek o kadar iyi değil. Ay. Kızım aldın mı karnemi? Evet anne aldım karnemi. Ama bana kızma tamam mı? Notların pek o kadar da iyi değil. Bu önemli değil kızım. Sen iyi ol yeter. Hem
daha çok derslerini çalışırsın, bu karneyi de düzeltirsin. Canım annem benim, teşekkür ederim bana kızmadığın için. Esma, dolapta ne buldum anneciğim? Çikolatalı, marshmallow. Sen ne yapıyorsun burada? Anne, dedenle tavla oynayacağız da. Dedenle tavla mı oynayacaksın? Anneciğim, onun gözleri görmüyor ki. Zarları atamaz bile. Ama elimdekine bakar mısın? Çok güzel çikolatalı marshmallow yemeği, ne dersin? Ölürüm. Çikolatayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Dedene yakalanmadan hemen bunları yememiz lazım. Tamam. Çünkü biliyorsun Esma. Ben şey kızıyor. Hem kızıyor hem de kendisi yemek ister. Sonra da tansiyonu falan düşer veyahut da çıkabilir yani, bayılabilir. Bayılabilir, evet. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Biz bunu fırında yapalım Esma, mikrodalga fırında. Hadi yürü bakalım. Esma ile şimdi bunları anne, fırına atacağız efendim. Hatırlıyor musun, küçükken yapmıştık, kocaman olmuş. Evet, bakalım tekrardan şişecekler mi? Hem de Esma'cığım bunlar çikolatalı anneciğim. Gel bakalım paketi açalım şimdi. Gel bak, bunu ben da çıkarttım. Açtım bile. Açtın mı? Aferin sana. Bunu açar mısın anneciğim? Açarım. Hadi bakalım. Oy. Dökmeden, tamam mı? Yerlere dökmeden. Güzel. Buraya dizelim bunları. Çok güzel görünüyor şu. Evet, çok güzel. Kar topu gibi değil mi? Ay. Ben beyaz. Ama aman Esma'cığım, fazla şeker, çikolata yemek zararlı. Esma uzun zamandır abur cubur yemediği için ona böyle bir ödül veriyorum. Evet, hadi koy bakalım. Hiç ödüle benzemiyor ama. Niye? Beğenmiyor musun? Anne, abur cubur ödülü. Evet, bu abur cubur ödülü. Hadi koy bakalım bunu. Tamam, hepsini de dizelim böyle. Ben de. Ay, çok güzel gözüktüler. Anne kız, mutfakta ne yapıyorlar ya? Hmm, karnım da çok acıkmıştı. Gideyim de bir bakayım onlara. Bu sade marshmallowları da koyduk. Aa, Esma, sana kötü bir haberim var. Arkana bak. Nerede? Yakalandık anneciğim. Yakalandık. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Benim karnım acıktı. Ay, susuz bekliyorum orada yemek. Neden getirmiyorsunuz bana? Şey ya, dedesi kızımla biz marshmallow pişiriyorduk. Sen bundan yer misin? Bakayım neymiş o. Yumuşak şeker. Çok severim. Tam da bana göre. Ya bir dakika dur dede. Öyle yemeyeceğiz. Önce biz bunları bir pişireceğiz, tamam mı? Hadi sen şöyle geç otur bakalım. Esma, dedene bir sandalye ver de otursun anneciğim. Ay, düşecek adam. Baksana, yuvarlanıp gidecek şimdi. Ay dur dede. Sakin ol. Başım döndü galiba. Tamam dur dedesi. Ha, getirdin mi Esma? Ay, bu birazcık küçük gibi sanki. Aha. Esma, buna nasıl oturacak? Getir bakayım şuraya otursun deden. Bizi burada izlesin. Hadi otur bakalım dedesi. Aman ben buna nasıl, Allah cezanı vermesin ya. Üf, düştüm. Ay Esma, ayakta duramıyor ya. Bakar mısın? Hadi bakalım, pişirin artık şu şekeri. Birazcık yiyeyim de kendime geleyim. Ya tamam pişiriyoruz. Allah Allah. Of, çok güzel. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Hadi getir bakalım Esma. Getir anneciğim. Koyalım bakalım buraya. Bak deden de nasıl bakıyor oradan bize. Koy bakalım. Şimdi bunu çevireceğiz Esma. Yumuşacık olacak ve şişecekler, tamam mı? Tam iki doğru. Uyanıp gelmeseydim gizli gizli yiyecektiniz değil mi? Sizi gidi yaramazlar sizi. Yok ya, gizli yemeyecektik. Neden gizli yiyelim? Değil mi Esma? Evet. Ay, inanmıyorum ya. Oluyor mu Esma'cığım? Bakayım, olmaya başlıyor anne. Olmaya başlıyor mu? İyi. Bekleyeceğiz, birazcık bekleyeceğiz. Anne, kocaman olacak. Aa, bu kadar. O kadar olacak mı diyorsun? Evet. Aa, deden uyudu bile Esma. Ay anam, içim geçmiş ya açlıktan. Ya ama bir şey söyleyeceğim sana ya. Esma'nın dedesi, şu göbeğine bakar mısın? Ramazan davulu gibi olmuş. Bence sen bu kadar şeker falan yemesen iyi olmaz mı? Hem senin şekerin var, tansiyonun var, kalbin var. Değil mi Esma? Her şey var. Sonra hasta oluyorsun. Hastane dolanıyoruz. Yazık sana. Ne oldu? Tek başına yiyecektin değil mi? Seni gidi cadaloz gelin seni. Aa, onun iyiliğini düşünüyorum. Bana cadaloz dedi ya. Esma gel anneciğim, gel. İnanmıyorum, bu ne böyle? Vay canına. Esma çok büyük olmuşlar. Dur elini sürme, çok sıcak. Durun ben de bakayım. Çok güzel gözüküyor, hadi yiyelim.
Tamam tamam yiyeceğiz. Duştan bir çatal kaşık alın. Çok sıcak dede, değmesen elini. Ay bu adam da vallahi bir hoş ya. Anne, dur hadi gidelim. Gözüküyor. Hadi içeri gidelim, yürü. Hadi yürüyün bakalım. Aa, senden önce gidiyor Esma, gördün mü? İyileşti dedi. O da abur cuburu duyunca nasıl iyileşti ama. Geçin oturun bakalım. Bir tadına bakın, beğenecek misiniz? Nasıl oldu acaba? Aç mısın? Esma bu bir abur cubur ya. Getir getir, çok konuşma. Uf, tamam ya tamam, hadi bana bakalım. Tadına bak. Bir dakika, kavga etmeden yiyeceksiniz, anlaştık mı? Hadi. Ay ne güzel gözüküyor bu böyle. Anne. Ama Esma fazla yemek yok, tamam mı anneciğim? Dişlerimiz çürümesin. Bugünkü abur cubur hakkını kullanmış oluyorsun böylelikle. Azıcık gel. Dur kızım. Ay, dur, ağzım yanacak. Hmm, çok tatlıymış, çok tatlı. Ya bence sen dede fazla yemesen mi? Neden? Sen mi yiyeceksin bakalım? Yok ya, ben yemeyeceğim de sanki sana dokunur gibi değil mi Esma? Evet. Hiçbir şey dokunmaz bana. Bak içine çikolata, şeker, marman, bir şey, her şey var ya. Evet Esma'cığım, her şey var. Bak bak, bizden önce bitirdi. Ya bir tane de ben tadına baksaydım. Bir bakabilir miyim Esma, nasıl olmuş acaba? Şöyle çikolatalısında. Aa, ver ver ver, ben yiyeceğim. Ya bir dakika. Bu da çok büyük anne, oldu. Anne be. Evet ya Esma'cığım, hiçbir şey paylaşmıyor bizimle. Ben de şu çikolatadan biraz alabilir miyim dedeciğim? Esma, yutamadım. Yutamadım anneciğim de. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Bak birazdan hastalanacak, hazır ol tamam mı Esma? Ya ambulans çağırmak zorunda kalacağız ya da acil hastaneye gideceğiz. Bak bak bak, aynen. Nasıl da yiyor. Gelin. Ne yapıyorsun dede? Olmadı ben çabuk. Aa, marshmallow için kavga ediyor bunlar ya. Ya kızım dursana be. Bir parçacık daha yiyeyim. Ya ay ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım nasıl sündü o da. Tamam dur dede, dur sakin ol. Az küçük parçacık al ya kendine. Bu ne böyle kocaman almışsın? Ay Esma. Anneciğim ya, hepsini de bitirdiniz 2 dakikada, ne yaptınız ya? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay tabii ki olur ya, hiç sözümü dinlemedin ki ya. Bak bak Esma. Bayılıyor galiba. Allah. Esma deden düştü, bayıldı. Dur ağzına lokma varken gülme ya. Ay başımız büyük dertte. Dede. Dede ne oldu sana? Uyansana. Esma bu kadar çok. Aşırı su vardı. Bir şey söyleyeceğim. O kadar çok şeker yedi ki Esma. Tansiyonum çıktı. Tansiyonum yükseldi. Dur kızım. Bir çekil başında. Niye gülüyorsun? Dede. Kalk kalk, ne olursun kalk hadi. Allah'ım ya Rabbim, Esma başımıza gelene bak ya. Ay ay, açtı birden gözlerini. Ya kalk ne olursun, ne oldu sana böyle? Ne oldu mu? Seni gidi cadaloz gelin. Aa, ne yapıyorsun ya? Hem bana cadaloz dedi hem de kendini yere attı. Seni akşam oğluma söyleyeceğim. Bana yedirdin şekerleri, yedirdin şekerleri. Bak hastalandım kız. Tepeme tepeme çökme. Zaten tansiyonum yükseldi. Hastalandım ya. Tansiyonumu ölçün çabuk. Ay Esma kalk hadi, dedenin tansiyonunu falan ölçelim anneciğim. İlk yardım çantasını git bul gel. Kendini yerden yere atıyor Esma ya. Uçan Sabri gibi, farkında mısın? Bir de ne diyor? Akşam oğluma söyleyeceğim, seni şikayet edeceğim diyor. Ne yapacağız Esma? Bilmiyorum anne. Geç geç, hemen tansiyonunu falan ölç. Ateşini ölç şu dedenin. Dur şuraya kaldıralım bir önce seni. Aa dondu kaldı ya. Kalk hadi kalk ne olursun. Kalk şöyle, yemeseydin ya. Sanki ben yedirdim ya. Pişirmeseydin yemezdim. İnsan şuraya sağlıklı anne, yemekler yapar. Çekil kızım. Ay ben yapayım. Sen ateşini ölç anneciğim. Ya bir sakin durur musun? Esma tedavi ediyor işte seni. Ateşini ölç anneciğim. Ay dede bir dur. Hadi ölç anneciğim. Kaç çıktı? 20. 20 mi? Esma. Ay dur. 80. 80 Esma, 38 falan olması lazım 38. O. Ha iyi, ateşin iyiymiş. Ay nabzını yokluyor bak. Atmıyor. Nabzım yok. Allah. Bir şeyler oluyor bana.
Dur dur, sana hava takalım. Beni hasta ettiniz. Ne takıyorsun ya burnuma?